Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Sivas'ta artan COVID-19 vaka sayısı gurbetçilerin kentten ayrılmasıyla önemli oranda azaldı. Kurban Bayramı'nın ardından seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Sivas dışında yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etmişti. Sivas'ın 650 bin olan nüfusu bu dönemde 2 milyon olarak açıklanmıştı. COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelede en başarılı illerden biri olarak gösterilen Sivas, gurbetçi akınıyla en riskli iller arasına girmişti. Gurbetçilerin dönmesiyle birlikte Sivas'ta da vaka sayılarında düşüş gözlemlendi. Konu hakkında mikrofonlarımıza konuşan Sivas halkı vaka sayıları hakkında ne düşünüyor? Aslında belediye arabaları bütün dolu. Sonra abi ben kılavuzda oturuyorum. Şehitler Parkı var, saat 3-4 dedi miydi? Çayını çorbasını alan karıdan kızdan oturmaya yer bulamıyor. Öyle olur mu? Halbuki dediler ki Türkiye'de en terbiyeli duran Sivas Tuhat dediler. Neyse şükür Sivas'ta adını söyletti. Yani insanların bilinçli olması gerekiyor bence. Dikkat ettikleri takdirde elbette ki vakalarda artış görülecektir. Azalış görülecektir, özür dilerim. Ben sokakta şahsen görüyorum. Maske takanı var, takmayanı var. Yani herkes topyekun bir şekilde mücadele ederse hem devletimizin hem de bizlerin işi daha kolay olacak diye düşünüyorum. Vakalara uyulursa gerçekten bir düşüş olabilir. Ya bu durum söz konusu. Evet ama şehrimizde çok yerli turist alıyoruz. Yaz ayı olsun, kış olsun, yazlık turist, kışlık turist. Ya bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bir sınırlandırma verilmesi gerekiyor. Böyle bir çalışma olması gerekiyor yani. Benim düşüncem bu yönde. Yani maske kullanımı bilinçsiz bir şekilde. Kullanılan eski maskeler çöp yerine yerlere atılıyor. Yani maske kullanmayan birçok insan var. Yaşları küçük olan çocuklarda kesinlikle maske yok. Hani bu çocuk zaten bulaşmaz gibi bir düşünce var sanırım. Ya bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Demek kurallara uyuluyor yani. Başka bir şey değil yani. Kurallara uyduğu zaman da her şey bulur, çare bulunur yani. Uyuyoruz tabii canım. Maskemizi takıyoruz, elimizi ayağımızı yıkıyoruz yani. Uyumaz olur muyuz? Ya ülkemizin durumu, maske takmak istemiyor insanlarımız. Maske taksalar daha düşecek bu oran. Hani okullar açılmaya başladı, dershaneler açıldı. Hani bu düzende gidebilir ama şöyle de bir durum var. Birazcık insanlarımızın maske takmaya cidden özenmesi gerekiyor. Görüyoruz, sigara kullanıyorlar. Hani sigara kullanırken dahi bazen takmıyorlar yani en azından. Gerekirse sigarayı bırakıp maske takmaları gerekiyor. Çünkü insanlarımızın durumu gittikçe kötüye gidiyor. Gittikçe ağır hastalarımız var. Ben de sağlık mezunuyum. Hani biz de görüyoruz nelerin ne olduğunu. Ama en azından maske takmalarını yani şiddetle söylüyorum. Bizim onlar, o evladım ben, iyi çocuk. Sen evladın, perişan.